Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın. Paranın rotasına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ekonomi dünyasına göz atacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le hocam günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın Erkan. Yine böyle teknik bir takım sorunlarla güne başlıyoruz. Maalesef gergin yayın öncesi ama ne yapalım, alıştık artık. Hocam konuşacağız ama ben şeyi evet, sorayım. Bugün Merkez Bankası. Kate Middleton nihayet kralı doğurdu. Bu para bundan da etkileniyor mu onu merak ediyorum. Her şeyden etkileniyor ya. Ya tabii vallahi, ki etkilenmiyordur da. Valla şöyle söyleyeyim. Yani İngiltere'de düşünebiliyor musun? Ekonomiyi etkiledi biliyor musun? Etkiler. Ya İngiltere'de etkilediğine evet, inanırım. Kesin niye? İnanırım. Çünkü insanlar işte kralın doğumunu beklemek nedeniyle tatile gitmemişler. Allah Allah. Düşünebiliyor musun? Kralın doğumunu bekliyorlar ve tatile gitmemişler. Ciddi anlamda bugün işte açıklama yapılacakmış zannedersem. Hani bir açıklama yapılıyormuş. İşte babaannesi eğer 22-30'dan sonra doğsaymış çocuk. Abi sen de beni ne konuşturuyorsun ya? Yo devam vallahi, devam hocam. Vallahi bunu bilelim. Yani İngiltere'nin ekonomisinin bile bu krala endeksi olduğunu bilelim. Ya bu royal family işi hakikaten şey ilginç. Mesela İngiltere'ye gittiğinde... Hocam bir tek onları ilgilendirmiyor ki. Kaç gündür gazetelerde okuyoruz. Aman evet, normal doğuracak. Aman hipnozla mı doğuracak? Evliliklerini ben çok iyi hatırlıyorum. Yayında saatlerce yayın yaptık işte. Evleniyorlar şu bu falan. Ya İngiltere'de bu royal family her şey yani. Her şey evet, hiç... Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle başbakan da nasıl biliyor musun İngiltere'de? Yani sokakta geliyor böyle hani tek bir arabayla gelir genellikle. Bir veya iki koruması olur. Evet. İşte başbakan da memur gibidir. Hani royal family'e büyük şey verilir, değer verilir ama normal şartlar altında başbakan çok daha sorumluluk sahibidir ülkeyi yönetmek anlamında. Fakat orada işte orayı öyle tutuyorlar evet, ve böylelikle İngiliz uluslar topluluğunu bir arada tutuyorlar. Yani İngiltere'nin sembolik şeyi, gibi görünüyor ama aslında çok önemli. Çok önemli siyasi var, etkisi var. Mesela niçin şey yapmadı? İngiltere Avrupa Birliği'ne girdiğinde Euro'yu niye kabul etmedi? Kraliçenin resmini parasının üzerinden kaldırdığı an ne olur yani? Öyle bir durumda bir sürü kolonileri var. 30 tane falan İngiliz uluslar yani, topluluğu var. Yani. Oradaki siyasi gücünü resmen kendi eliyle yıkmış olur. Ve gerçekten de şöyle söyleyeyim. Sonuç olarak ben orada 6 sene kaldım. Ben o kadar olmasa da ben de bir müddet bulundum hocam. Master ve doktora 88 ile 94 yılları arasında. Sıradan hani İngilizler insan olarak da hiç fena değildir. Toplum olarak hani siyasette, uluslararası siyasette evet, hiç savaşa girmeden savaş kazanan, sürekli işi masada çözen bir devlettir. Evet. Biliyorsun ülkelerin şeyinde de kaderinde de çok etkili olmuşlardır. Hala da oluyorlar. Evet. Mısır'daki darbenin. Aslında diyorum ki ya bizde de Royal Family, Royal Family çıkıyor, bizde de olsa çok demin hiç fena düşündüm. Evet, demin hiç fena olmayacaktı. Bizim magazine bir yani ama ben şöyle düşünüyorum. Yani Osmanlı İmparatorluğu hiç olmasa hani böyle şey olarak hep konuşulur ya bir sembolik olarak İngiltere'deki bir kalsaydı ne olurdu? Sonra şöyle düşünüyorum. Herhalde magazin basını başka da bir şey yapmazdı yani sürekli işte prens tabii canım, prenses şunu İngiltere, yaptı İngiltere'de prenses ne oluyor gitti. Aynen bizde de olurdu ya başından de... O kadar ilginç bir olay geçti ki sıradan bir çocuk bir gün geldi beni çok severdi ya hocam ben size bir şey anlatacağım dedi ve adını söyleyemem de biliyorsun hanedan soyundan olmak Türkiye'de bir ara şeydi yani evet, yaşayamazdın. Gitmek zorundaydın. Yani sürgün Türkiye'de oldular, sürgündeydin. Ve hanedan soyundanmış çocuk. Bunu çocuk bilmiyor tabii. Evet. Fransa'ya götürüyorlar. Fransa'da işte kan testi vesaire yaptırıyorlar. Oradaki yani Osmanlı'nın hanedan soyundan bir bayan, onun da ismini vermeyeyim.
bütün şeceriyi vesaire çıkartıyor. Çocuk korkuyla geldi bana. Hocam ben ne yapacağım? Ben ülkemi çok seviyorum. Beni atarlar mı ülkeden? Düşünebiliyor musun? Ve kendi belgesi de verilmiş yani Fransa'da. O bütün bizim Royal Family'nin bütün şu an soy ağacı her şeyi tutuluyor. Onu sana söyleyebilirim. Evet. Çok ilginç, buraya nereden geldik? Zaman ekonomi. Da zaten. Evet, nereden geldik? Ne konuşalım hocam? Şimdi nereden evet, başlayalım? Merkez Bankası'nın bugün toplantısı var. Para politikası kurulunun. Ve bu piyasaları ciddi anlamda etkileyecek. Şimdi şöyle. Bir şey söyleyeceğim. Bugün bir gazetemizde haber çıkmış durumda ve bu haberde işte faiz artışını, faiz artırılmasını isteyen ekonomistler şeklinde çıkmış. Hı hı. Ve bunun nasıl kötü sonuçlara yol açabileceğini anlatmışlar. Güya yani o şekilde. Fakat yani gerçekten artık buna yanlış yönlendirme mi diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum. Bilinçli yanlış yönlendirme mi diyeyim. Şimdi yine bu basın kuruluşu bankalar hakkında söylemediğini bırakmadı. Yani bankalar işte faiz lobisi vesaire vesaire vesaire. Ben söyleyeyim yani bankalara kıyak yapmak istiyorsanız faizi artırmazsınız. Nasıl artırmazsınız? Piyasa faizi kaç olmuş? 9,5 olmuş. Şu an gerçi 9,5 değil. 9 civarında. 8,80, 8,90. Sen Merkez Bankası olarak faizi artırmazsan bankalara %6,5'la para veriyorsun demektir. Piyasa faizi 9'sa banka bunun üzerine 2,5 puan kesin %100 kar koymuş oluyor. Senden Merkez Bankası'ndan istediği kadar para satın alabiliyor 6,5'la. Hiç kimse 6,5'la para vermezken birbirine Merkez Bankası faizi arttırmayacak diye Merkez Bankası'nı %6,5'la bankalara bedava para vermeye zorluyorsun. Bunun ekonomiden ne alakası var? Yani kredilerle vesaire ne alakası var? Piyasada faizler yükselmiş. Piyasa faiziyle Merkez Bankası faizi ne kadar ayrışırsa, ne kadar birbirinden uzaklaşırsa Merkez Bankası'nın para politikası da o kadar etkisiz olur. Hiçbir işe yaramaz. Bu nedenle sadece böyle ideolojik saplantılarla bakıyorsun. Ya faiz arttırması ülke için kötü vesaire. Tamam faizi indirelim o zaman. İndirin sıfıra ya. Yani indirin sıfıra. Bu millet ne? Zaten tasarruf etmiyor. Zaten tüketime alıştırılmış bir millet. Zaten geleceğini tüketiyor. O zaman çeksin herkes bankasındaki parayı. Har vurup harman savursun. Sıfır faize indirin o zaman ya. Olacak iş mi yani? Bu sistem içerisinde, bu ekonomik sistem içerisinde o bir ciddi anlamda mekanizmadır. Dolayısıyla insanların gerçekten ben sinirleniyorum. Yani yanlış yönlendirilmesine sinirleniyorum. Evet. Şu an kim kabul edebilir ya? Niye bankalara %6,5'la para versin? Hem sen bankalara faiz lobisi diyorsun. Bunlar şöyle sömürüyor, böyle kanını yemiyor diyorsun. Ondan sonra da Merkez Bankası %6 ile 6,5'la bu bankalara para versin. %4 politika faizle bu bankalara para versin. Kim kazanacak? Banka gidecek de ben Merkez Bankası'ndan bunu %6,5'la aldım. Sevgili Kobim ben sana 7 ile satıyorum. Sadece 50 bas puan mı koyuyorum diyecek. Git piyasaya bak. %9 faiz diyecek. Ben sana bunu en iyi ihtimalle %10'la veririm diyecek. Daha ucuz kaynağı başka nereden bulabilir ki normal banka? Peki faizlerin arttırıldığını düşünelim. Merkez Bankası 6,5'tan 1,5 puan arttırsın, 8'e getirsin. Merkez Bankası'nın vermiş olduğu, 6,5'la vermiş olduğu, bankalara vermiş olduğu paranın maliyeti 8'e yükselmiş olacak. Peki banka bunu piyasa faizinden daha yükseğe satabilir mi? Satamaz. Belli bir piyasa faizi oluşmuş durumda. Dolayısıyla bankanın kar marjını da kısmış olacaksın. Bu anlamda faiz artışı bankaların ekmeğine yağ sürmektir diyen herkes bilerek ya da bilmeyerek yalan söylüyor. Bilerek ya da bilmeyerek yalan söylüyor. Bu nedenle ya insanlar ehli insaf yani haksızlık karşısında ben şey yapamıyorum. Bankalara benim kadar yani şey yapan yani bu yaptıkları aldıkları şeylere ya 4 tane bankadan hesabımı kapattım. Sadece o şey yüzünden. Bakıyorsun. Ya 1 liraydı 1,5 liraya çıkarttılar. EFT havale masrafı. Evet, sonra 2 lira. Sonra 2,5 lira. Sonra da bir baktım ki bir gün
gönderdiğiniz parayla doğru orantılı. Eğer 10 bin lira bir EFT yapacak evet. olursan 5-6 liraya çıkıyor senin nereden EFT. Nereden soyacağını şaşırdılar. Evet. Diyorsun. Şimdi ona baktığımızda, diğer kalemlere baktığımızda, o kredi kartları üzerinden kazanılan paralara baktığımızda gerçekten, tamam mı? Eğer bir insan Allah rızası için konuşuyorsa gerçekten fahiş. Şimdi şeye bakıyorsun, yani bir EFT bir şeyde 1 lira diyorsun, tamam mı? Kaç kere transaction oluyordur? Acaba bir yılda kaç milyon? O güya işte yapılmış olan bilgi işlem masrafları çıkartılacak. Yani o EFT'lerle falan. Ya kaç tane bilgi işlem? Yani kaç tane teknolojik yatırım masrafı çıkıyor? Önemli olan ne? Bankalar şu an şey kar marjları şey açısından hocam özür diliyorum. Size destek açısından çok taze bir bilgi. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde bir hesaba, euro hesabına rica etti. Bir para yatırmam gerekti. Yatıracağım miktar da hiç sakıncası yok. 140 euro. Hı hı. 140 euro gibi bir para. Burada yakınlarda bir banka, isim vermeyeceğim. Oraya gittik. Ben bu 140 euroyu yatıracağım dedim. Bu euro hesabına. Çünkü bankası o. Benim çalıştığım bir banka değil. Efendim 30 lira masraf. Ne masrafı? İşte hesabı, normalde bunun hesabı Aksaray'da. Bu masraf. Yani neyin masrafı peki? Yani 30 lira, 140 lira bir euro bir para bu. Ve 30 lira masraf. Yani neyin masrafı? Ne oluyor? Yani buradan bir müstaddeme veriyorsunuz, bunu Aksaray'daki şubesine götürüyor. Taksi parası mıdır? Nedir yani? 30 lira masraf parası. 5 lira değil, 3 lira değil, 5 lira değil, 30 lira. Yani evet. İnanılır gibi değil. Yani bu masraflar... Kesinlikle ben sana şunu söyleyeyim. Hakikaten ya eleştirilecekse gidin kardeşim buradan vurun. Bak. Sayın BDDK Başkanı bile şunu söylüyor. Ya diyor, madem diyor siz diyor gazetecisiniz, basında bunları şey yapıyorsunuz, Bukim Bey, şeyi öne çıkartsanız da diyor, şu KMH'ları öne çıkartsanız da diyor. KMH dediğimiz kredili mevduat hesabı. Hani var ya, senin hesabında para yoksa faturanın ödenmesin, aman gecikmesin, faturayı zamanında öde hesabı var ya. Evet. Ya Erkan, inanamazsın yani. Onu birkaç defa da söyledim. Bir kuruş eksiye düştün diyelim. Ne kadar alıyor senden biliyor musun? Bir kuruş eksiye düşsen dahi bankadan bankaya değişiyor. Bir lira ya da iki lira masraf alıyor. Bak diyelim ki senin hesabında 100 lira var. Fakat senin hesabında faturanda 100 lira bir kuruş. Evet. Dolayısıyla 100 lira sıfırlandı. Bir kuruş eksiye düştün. 2 lira. Onun senden 200 katı, tamam mı? O kullandığın kredinin. KMH'ın. Bakıyor ki hani belli bir limitin altında kalırsan zaten 1-2 lira alıyor. Diyelim ki 300 lira eksiye düştün. Bir faturan vardı, ödendi. Ben diyorum ki insanlara, faturan ödenmediği zaman kardeşim, sen bunu gecikmeli de olsa, yatırmış olsan, buna işleyecek faizi, faturanın 15 gün gecikmesi, 100 liralık bir faturada 2 kuruş 3 kuruş bile olmuyor. Tamam mı? Evet. Ama sen bunu bankadan ödetmek için kredili mevduat hesabı açtırdığında ve bir kuruş bakiye eksiye düşmüş olsan, sen zaten kafadan o fatura üzerinden %2 daha fazla para ödemiş oluyorsun. Evet. O nedenle kredili mevduat hesaplarını herkes kapatsın. Gerek yok. Gerçekten gerek yok. Faturan ödenememişse faturanı izleyeceksin. Faturan ödenememişse normal gecikme nedeniyle ödeyeceğin miktar senin oradan yemiş olduğun kazığın belki %1'i, 50'de 1'i, %1'i. Neyse. Şimdi birçok soru gelmeye başladı ama şu Merkez Bankası'na geçelim mi istersen? Merkez Bankası'ndan nasıl bir karar çıkabilir? Merkez Bankası faizlerde değişiklik yapacak. Bunu Sayın Erdem Başçı yazılı olarak açıkladı. Yani faizlerde ölçülü bir artırım gündeme alınacaktır dedi bugünkü para politikası kurulu toplantısında. Şu an 3 tane faiz tipi var. 1 koridorun üst seviyesi, 2 koridorun orta seviyesi politika faizi, bir de koridorun alt seviyesi var. Yani hangi faizi arttıracak da önemli. Yabancıyı ilgilendiren faiz ne? Yabancıyı ilgilendiren koridorun alt seviyesi. Yani koridorun alt bandı. Yabancı eğer parasını buraya getirirse garantili olarak alacağı faiz şu an %4. Yani koridorun altı %4. Bu Merkez Bankası'nın kabul ettiği
paraya vereceği faiz. Diyor ki eğer bana para getirirsen sana söz veriyorum %4'ten, yıllık %4'ten bu parayı diyor. Ben de tutabileceksin diyor. Biri bu. İkincisi ortadaki faiz, politika faiz. Bu da 4,5. Şimdi Merkez Bankası günlük repo ihaleleri düzenler, haftalık repo ihaleleri düzenler. Bunun şu anki miktarı 200 milyon TL ile 6 milyar TL arasındadır. Mesela bugün bir haftalık repo düzenleyecek. Piyasada parayı sıkmak istiyorsa 6 milyar lira yerine sadece 200 milyon lira verir piyasaya. Ve bunu da %4,5'dan verir. Şimdi bak düşünebiliyor musun? %4,5'dan para veriyor Merkez Bankası. Her gün 6 milyar verebilir. Kim kabul edebilir bunu ya? Şu an %9'ken faizler, benim Merkez Bankam niye 4,5'tan para versin şeye, bankalara? Politika faiz olarak. Merkez Bankası da tam sıkılaştırmaya gidiyorum dedi. Ve dedi ki %4,5'tan para vermeyeceğim dedi. Mesela şu son şeyde dövizin çıkışı sırasında. Tamam, vermek istemediği zaman vermiyor. Bir de üst bant var. Hani politika faizi dediğimiz faiz aslında etkili bir faiz değil. Yani gerçek politika faizi değil. Bir de üst koridor var. O da Merkez Bankası'ndan para almak istediğinde Merkez Bankası'nın borç verme faizi. Yani bankalar gelecek. Ya Merkez Bankası bizim paraya ihtiyacımız var. Sıkıştık. Kaçtan veriyorsun? %6,5'tan veriyor. E sen şimdi bu faizi arttırmazsan, politika faizini arttırmazsan, alt bandı arttırmazsan ne olacak? Yüksek faiz piyasada oluşan, tahvil bono piyasasında oluşan faiz, asıl tüketici kredicisinin belirleyicisi, ticari kredinin belirleyicisi, asıl o faizdir. Şu an mevduat niye artmıyor? Mevduat faizlerini niye arttırmıyor bankalar? %6,5, şu bu faizler 9'a gelmiş, mevduat faizini niye %9'a getirtmiyorlar, %8'e? Çünkü %6,5'tan Merkez Bankası'ndan istediği kadar para bulabiliyor zaten. Adam niye sana mevduatını 6,5 versin ki? O zaman büyük bir dengesizlik oluşuyor. Bu nedenle ben Merkez Bankası'nın bugün 8,80'dir tahvil faizi, yani piyasa faizi 8,80'dir. Piyasadan çok ayrık bir faiz belirlerse o zaman piyasa açısından olumsuz olacaktır. Yani dolarda hızlı bir yukarı hareket bekleriz. Eğer sadece 50 bas puan arttırdı diyelim bütün faizleri, alt bandı 4'ten 4,5'a getirdi. Orta politika faizini 4,5'tan 5'e getirdi. Üst bandı da 6,5'tan 7'ye getirdi. Yani bankaya 6,5'tan veriyordu, 7'ye vermeye başladı. Ve piyasa faizi 8,80. Dolayısıyla bu çok etkili olmaz. Ve dolarda biz yukarı hareket görürüz o zaman. Ama yapılması gereken, benim bilgim dahilinde, Merkez Bankası'nın daha fazla bilgisi olabilir ama yapılması gereken şu: minimum 1 ila 1,5 puan üst koridoru arttırmak lazım. Yani bankalara piyasa faizinden para vermek lazım. Peki hocam, bir reklam arası verelim, az sonra birlikteyiz. Yol gösteren KOBİ Bankacılığı, Bank Asya'da. Tekrar birlikteyiz. Evet hocam, kaldığımız yerden isterseniz soruyla devam edelim. Evet. Tam sizin bahsettiğiniz mevzu üzerinden bir soru. Hocam merak ediyorum. Bankalar %6,5 faizle Merkez Bankası'ndan istediği kadar para alabiliyorsa neden benim bankam şu anda vadeli mevduatıma %8,85 faiz vererek benden para alıyor? Evet. Ya biraz keyfilik de var galiba. Yok yok, hayır. Öyle mi? Buradaki fark şu. Şimdi birincisi, Merkez Bankası'ndan para alabilmek için piyasa yapıcı banka olman lazım. Yani dört büyük bankadan biri olman lazım. Evet. Hani en çok kızdıkları o dört büyük banka var ya, normalde ona gidiyor paralar. Sonuçta şöyle, İlker Bey'in sorusu çok iyi oldu burada. Hani ben şeyden izleyebildiğim kadarıyla merkez şu an bankaların ne kadar faiz şeyine bakalım bir, TL mevduat faiz oranlarına. Şu an TL mevduat faiz oranları hala resmi olarak 6.25, 5.75, 6 şeklinde gözüküyor benim ekranımda. Tabii bu ekranı büyütemiyorum maalesef, size de net bir şekilde gösterebilirim ama Matrix'in verdiği oranlara baktığımızda her bir banka için burada oranlar var. Ama İlker Bey'in söylediği şey şu açıdan haklı. Hani benim birincisi şey olmayabilir, piyasa yapıcı banka olmayabilir. Hmm. Artı olsa bile şöyle bir şey de var. Bunlar tabii Merkez Bankası'ndan parayı alırken
Hani böyle bir yıl vadeli, 30 ay ne bileyim 30 gün vadeli vesaire almıyorlar. Hı hı. Vatandaştan hani 30 gün vade oldukça uzun bir vade. Onu alırken o piyasa faizini veriyor. Merkez Bankası o zaman niye aynı şeyi yapmasın? Yani Merkez Bankası o zaman niye 8'i uygulamasın? Artı bir de günlük alıyorlar bankalar parayı. Mesela geçen hafta içerisinde bir ara bir gün içinde alınan para 36 milyar TL'ye ulaştı. Yani bankalar 36 milyar TL para aldılar Merkez Bankası'ndan. Evet. Ve bunun ama sürekli olmayacağını da bilerek, yani para politikası kurulu toplantısından sonra o parayı o maliyetle alamayacağını da bilerek daha kısa vadeli fonlama ihtiyaçlarını karşılıyorlar bankalar. Fakat aynı zamanda hani işin teknik ayrıntısına girersek çok daha işte bankanın hazinesi nasıl çalışıyor, orada o sırada o parayla tahvil bonoda mı işlem yapıyorlar, ne yapıyorlar? Tümüyle bunları anlatmak lazım ama İlker Bey'in söylediği durum olabilir. Ve 8.85'te biliyorsun onun stopajını vesaire çıktıktan sonra %15'ini çıkman gerekiyor. Yaklaşık 1.2 puanını işte 7.60'a 7.60 civarına geliyor. O şekilde bir faizden bahsedebiliriz. Ama bunun piyasa yapıcı banka olduğunu hemen belirtelim. Artı bir de kısa vadeli olduğunu da ayrıca belirtelim. Bu arada borsa açıldı. 76.250'den açıldı. Gong çalmadı hocam. Gong'u sesi demin kısmıştım da o yüzden çalmadı. Özellikle borsadaki açılış boşluk bırakarak oldu. Dün 75.800'den açıldı. Ve dün 75.800'den kapanmıştı. Dün de bak dikkat edersen şu şekilde açılmıştı. Yani şurası dünkü açılış yeri. Yukarı açıldı. Sonra bir miktar geri çekildi ve daha sonra 75.500'e kadar düştü. Yani 76.300-400'den yaklaşık 700-800 puan gerilemişti. Bugün itibariyle dış piyasalar oldukça iyi. 76.300 seviyesinden açıldı ve şu anda da yukarı hareket devam ediyor ve bunu birim grafik olarak görürsek açılıştan sonra ne olduğunu şu an daha net görüyoruz. 76.175 seviyesinden açıldı, yukarı doğru gidiyor. Peki borsada bugün nasıl bir hareket bekliyorum? Ben onu vereyim ve izleyicilerimizin sorularına da gelelim. Geçen haftayı kapatırken şöyle bir analiz yapmıştım. Haftalık grafikler yukarı sinyal veriyordu. Ve geçen haftaya başlarken bunu vermiştim. Seninle birlikte yapmıştık bu programı. Özellikle şu çekiç görünümü dediğimiz haftalık bazda piyasanın 70 bini iki defa test edip arkasından tekrar yukarıda kapatması yukarı yönlü bir sinyal vermişti. Nitekim bir sonraki haftayı yukarıda bitirdik. Yaklaşık %2.65 borsa arttı. Bu haftaya başlarken de bu hafta en önemli karar Merkez Bankası kararı. Ve burada güçlenen bir işlem hacmi görüyoruz. Dibe vuran işlem hacminden sonra güçlenen bir işlem hacmi görüyoruz. Ve bu işlem hacmiyle birlikte de piyasada yukarı yönlü bir hareket başlamış gözüküyor. Ben daha önce de belirttiğim üzere şu an en önemli destek 73 bin seviyesinde oluştu. Yani şu çubukların hemen üst kısmında oluştu. 73 bini stop yapmak üzere orta vadeli olarak 1-2 ay vadeli olarak alım yapılabileceğini belirtmiştim. Ve tahmin ediyorum birkaç hafta içerisinde 80 bine doğru endeks gidecek diye düşünüyorum. Bugün Merkez Bankası'nın kararı sonrasında çok volatil hareketler olabilir. Yani seans içerisinde çok sert hareketler olabilir. Ama günlük grafiğe baktığımızda günlük grafikte büyük sert düşüşten sonra önce Gezi olayları, arkasından Bernanke'nin açıklamaları vesaire. Burada 70 bin test edildi iki defa. Çift dip yaptık ve bu çift dip sonrasında bu çift dibin boyun çizgisini geçmeye çalışıyoruz. Ve bu boyun çizgisi yukarı geçildiğinde özellikle de endeksin 78 bin civarında bir kapanış yapması durumunda 80 bin, 81 bin seviyesine kadar gitme olasılığı bulunuyor. Bugün çok riskli bir gün. Benim bugün web sitemde bilgiyatırımcı.com'da yazdığım yazıyı okusunlar. Orada ben alım önerdim bugün. Yani karar öncesinde, Merkez Bankası kararı öncesinde. Ve bu çok riskli de bir karar olduğunu da belirttim. Sebebi de şu, piyasayı dün daha kötü bekliyordum. Yani dün piyasanın çok daha olumsuz olmasını bekliyordum. Ama piyasa daha iyi tutundu. Piyasanın her zaman sizden daha fazla bilgisi vardır. Yani piyasa birçok şeyi sizden daha iyi bilir. O anlamda Merkez Bankası'nın herhalde en az bir puan üst koridorda artış yapacağını ben düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Bir önceki hafta pazar günü ekonomi zirvesi toplanmıştı Dolmabahçe'de.
Sayın Başbakan'ın başkanlığında. Orada hani orada bu konu mutlaka görüşüldü. Ve ne kadar bir faiz arttırımı olursa ne olur, işte fazla ekonomiye zarar vermeden yapalım şeklinde. Şu an ekonomiye en çok zarar veren şey faiz değil, tamamıyla yabancı paranın maliyetinin artması. Ve yabancı paranın maliyetinin artması nedeniyle insanlar ithalatını yaparken işte artı yurt dışından borçlanmış birçok firma var, onlar geri ödemelerini yaparken çok zorlanıyorlar. Dolardaki yukarı hareket nedeniyle. Bugün Merkez Bankası kararı açıklandıktan sonra doları izlesinler. Yani borsadan ziyade. Dolar 1.92. Yani 1.925, 1.928 seviyesinin üzerine çıkmıyorsa bir yarım saatlik süre içerisinde, o zaman Merkez Bankası'nın kararını piyasa olumlu algılamış diye okuyabiliriz. Bu nedenle de piyasada yaklaşık olarak 80 bin, yani bu haftadan itibaren önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde dış piyasalardaki olumlu havayı da göz önünde bulundurarak, yani dış piyasalarda hisse senetleri piyasasında oldukça olumlu bir hava var. Şimdi Dow Jones Endeksine bakalım. Dow Jones Endeksi tarihi rekor seviyelerinde. S&P Endeksi, yine S&PX yeni bir rekor kırdı. Amerika'da rekorlar kırılıyor. Nikkei Endeksi, yani Japonya daha önce bir çok sert %8000'den 16000'e %100 artış yapmıştı. Sonra büyük bir sert düşüş yaptı 12000'e kadar. Tekrar 15000'lere geldi. Japonya'da ekonomik gelişme devam ediyor, tekrar büyüyor. Örneğin son zamanlarda gelişmekte olan ülkelere bakıyoruz. Bovespa, çok Brezilya çok düşmüştü. Brezilya'da yeni ekonomik kararlar alındı ve Brezilya 45000 seviyesinden tekrar 48000, 50000, 49000 seviyelerine geldi. Biz benzer bir hareketi gelişmekte olan ülkelerde, yine benzer bir hareketi Türkiye'de de yaşanabileceğini ben umuyorum. Ama Türkiye diğer gelişmekte olan ülkeler kadar şey değil. Bu Arjantin. Arjantin'de uzun zamandır bu şeydeki düşüşten sonra, yani bizimle hemen hemen aynı. Yani Mayıs'ta başlayan bir düşüş var ve bu düşüş sonrasında Arjantin'de de 2900'lerden 3500'lere gelmiş. Yani oldukça sert bir artış var. Benzer şekilde gelişmekte olan ülkelere baktığımızda işte Güney Kore. Güney Kore'de işte belli bir dibi vurduktan sonra tekrar yükseliş eğilimi var. Yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Gelişmekte olan ülkelerin hisse senetleri piyasasına yavaş yavaş para giriyor. Ama diğer ülkelere daha fazla giriyor, o belli. Türkiye'ye baktığımızda, tekrar Türkiye'ye getirdiğimizde, Türkiye'de henüz düşüş sonrasında bir türlü toparlanma çabası zayıf kalıyor. Ben bir süre sonra diğer ülkelere paralel bir hareket izleyeceğini düşünüyorum. Ama bugünkü karar çok kritik. Evet, ben buradan hisse senedinde alım yapılabilir ve en azından birkaç hafta beklenebilir diye düşünüyorum, ama bu riskli bir şey. Eğer Merkez Bankası'ndan karar çok düşük bir faiz oranı olarak çıkarsa, bu doları yukarı hareketlendirebilir. Doların yukarı hareketlendirmesi ciddi anlamda piyasayı strese sokabilir. Ama dolar burada, dolara bakalım. Dolar şu an itibariyle 1.913 seviyesinde, tam 1.915 seviyesinin altında bulunuyor. Karardan sonra ya dolarda hızlı sert aşağı hareket göreceğiz ya da dolarda hızlı sert yukarı hareket göreceğiz. 1.930'ları yukarı geçerse bu borsa açısından iyi olmaz. Onu da özellikle belirtelim. Ama piyasanın dünkü davranışları çok olumluydu. Geçen haftaki düşüşlere baktığımda ani düşüşler geliyor gibi oluyordu. Mesela borsa endeksinde şeye baktığımızda 60 dakikalık grafikleri, ani düşüşler oluyordu şu şekilde, fakat devamı gelmiyordu. Dolayısıyla bu yükselişler sonrasındaki hareketlere baktığımızda çok büyük bir sat sinyali göremedim ben. Yani klasik yavaş yavaş aşağı eğimdi. Şu anda da bir miktar yukarı yönlü bir hareket var ve 5 dakikalık grafiklere de geçersek, 5 dakikalık grafiklerde açılış sonrasında hafif bir düzeltme hareketi yapıyor şu an. Evet. Soru alalım mı hocam? Evet. Bitmek üzere süremiz. Yurt dışında... Ya gümüşü bir izleyicimiz soruyordu. Evet. Gümüşte altınla birlikte hareket ediyor. Altındaki yükselişle birlikte gümüşte bir yükseliş var. Ve 18-20 dolarla 18-19 dolar arasından 20 dolara kadar geldi. Burada gümüş yavaş yavaş toparlanıyor. Daha önceki
yapmış olduğumuz analizleri hatırlıyorum. Özellikle şu seviyenin altına girerse stop yapmak lazım diye, 21'in altına gelirse stop yapmak lazım diye vermiştik. Şimdi orayı şey yapmaya çalışıyor, aşmaya çalışıyor. En güçlü direnci de 21,5 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın dün de söylediğimiz gibi dün yükseliş beklediğimi, 1350-1360 dolarlara kadar gidebileceğini belirtmiştim hatırlarsan. Dikkat edersin altın da şu dirence doğru geldi, 1344 dolara doğru geldi ve altın yükselmeye devam ediyor. Buradaki direncini kırdı. Hatırla bir ay önce, yani 3-4 hafta önce bundan yabancılar artık altın düşecek diye raporlar yazmışlardı. Onlar raporları yazdıktan bir hafta sonra altın yükselmeye başladı. Ve bu yükselişin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü şuradan bakacak olursak şöyle bir trend var. Bu trendin ikinci bir eğim trendi var. Yani şöyle bir trend var. En güçlü trend bu. Ama bunun öncesindeki trendi kırmış durumda yukarı. Yani şurayı yukarı kırdı. Dolayısıyla bu trendi yukarı kırdığı için şimdi altının 1350-1360 dolarda bir direnci var. Burayı zorlanabilir ama burayı kırdığı anda 1400 dolarlara doğru hareketini devam ettirir. Ama bir süre 1350-1340 dolar etrafında, 1300 doların üzerinde bekleyecektir altın. TL bazında baktığımızda ise özellikle dün de yorumda vermiştik, 82-84 lira arasına kadar beklemek lazım diye. Şu anda da altın 81 lira seviyesinden işlem görüyor. Borsa açıldı ve bu 1 gram altına denk hareketi izliyoruz. Şu an altında da yukarı yönlü bir hareket var. Bu, evet, bu altın değerinin sorusu var birkaç tane, onların hepsine birden. Evet, hepsine birden cevap vermiş olduk. Cevap niteliği olmuş oldu. Bu çok önemli neymiş? Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İsrail gibi ülkelerde faiz oranları çok düşük. Bazı aracı kurumlar bu parayı da sağlayacak muhabir bankalara ülkemizde yüksek meblağlı ipotek karşılığı krediler verebiliyorlar. Pek bir şey anlamadım. Siz anlayabildiniz mi? Şimdi orada şöyle. Amerika'da ve işte diğer ülkelerde faizler çok düşük ya. Evet. Buradan bu parayı satın alan, mesela ben Amerika'da bir aracı kurumum, tamam mı? Hı. Oradan %0.5 faizle para almışım. Getiriyorum buraya. İpotek karşılığı muhabir bankalara bu parayı satıyorum. Yani dolar bazında %1.5-2 faizle satıyorum. Yani yasal mevzuatlara uydurarak diyor. Ve Selçuk Efe şöyle devam ediyor. Çünkü Türkiye'deki faiz oranları iştah kabartmakta. Kendi ülkelerinde 2-3-4'ten fon sağlamaktansa Türkiye'de 7-8-9'lara değerli ipotekler alarak kredi sağlamaktadırlar. Bilgilendirip uyarıda bulunabilir mi Yaşar Hocam demiş. Rekabet oluşmuyor mu? Lakin bir şekilde kayıp söz konusu değil mi? Şimdi sermaye hareketlerini biz serbest bırakmış durumdayız. Yani dışarıdan herhangi bir sermaye gelir burada bu piyasa şartlarında satabilir. Ama tabii %8-9 faiz Türkiye'de biliyorsun dolar faizi değil. Yani TL faizi 7-8-9. Bunu dolardan TL'ye geçip öyle satmak zorunda. Orada kur riski alıyor. Yani kurlar yükselirse adam zaten para kazanmıyor. Ama şu an kurlar da çok yükselmişken Merkez Bankası'nın da bunu daha fazla yükseltmek istemeyeceğini bilerek şu an para gelmeye başlayabilir. Yani 1.92'den doları bozdurup adam buradan faiz kazanıp sonra 1.88'den 1.85'ten dolarını alıp çekip gidebilir. Peki. Dolayısıyla o zaman para kazanabilir ama hani sermaye hareketlerini serbest bıraktığınız sürece, ki şu an dünyadaki birçok ülke tamamıyla böyle, o zaman zaten söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Sadece uyanık olmak gerekiyor. Yani adamlar seni tüketmen için her şeyi yapıyorlar, tamam mı? Şu tüketim toplumu olduk ya. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Yani. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Paranın notasını noktaladık. Az sonra tekrar birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.